Dördüncü sınıf fen bilimleri ikinci ünite soruları Besinler yapılarında en fazla bulunan besin içeriğine göre gruplandırılır. Örneğin balıkta protein, diğer içeriklerden daha fazla olduğu için balık protein içerir denir. Protein içerikli besinlerin vücutta görevlerinden biri yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Bu bilgilere göre vücudumuzda oluşan bir yaranın iyileşmesine yardımcı olmak için aşağıda verilen besinlerden hangisinin tüketilmesi gerekir? Tabii ki et ürünlerinde protein bulunur. İkinci sorumuz. Öğretmen öğrencilerinden besinlerde su bulunduğunu örnekler vererek açıklamalarını ister. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu açıklayan doğru bir örnek olamaz? Kesilen salatalıktan su çıkmaz. Limonu sıktığımızda suyunun çıkması, makarnanın makarnanın pişirilirken üzerine su eklenmesi olamaz. Üçüncü sorumuz, Ayşe Hanım marketten aldığı yoğurdu eve gelir gelmez resimdeki gibi buzdolabına yerleştiriyor. Yoğurdun buzdolabına konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Son kullanma tarihini uzatmak mı, donmasını sağlanmasını, doğal hale gelmesini yoksa tazeliğinin korunmasını? Tabii ki tazeliğinin korunması. <laughs> Dengeli beslenme için tüm besin çeşitlerinden yeterli miktarda tüketilmesi gerekir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir insanın dengeli beslenmesi için uygun bir davranıştır? Sadece protein içerikli. Hayır. Karbonhidrat içerikli besinleri hiç tüketmemek. Hayır. Sürekli aynı besin içeriğinden tüketmek. Hayır. Her besinde, her besin çeşidinden vücudun ihtiyacı kadar tüketmek olacaktır. 5. sorumuz bir öğrenci <laughs> bir öğrenci insanın beslenmesinde yer alan çeşitli besin içeriklerini ve bu besin içeriklerinin vücudumuzdaki öncelikli görevini aşağıdaki tabloda eşleştirmiştir. Buna göre yapılan eşleştirmeler için aşağıdakilerin hangisi söylenebilir diye sormuş. Baktığımız zaman öğrencinin yapmış olduğu eşleştirmelerin hepsi doğrudur. Yaraların onarılmasında olan. Evet, bu doğru. Yürüme, koşma için enerji üretme görevi. Hayır. Karbonhidratlar hastalıklara karşı vücudun direnç sağlamasına. Hayır. Baktığımız zaman karbonhidrat ve vitaminlerin görevlerin birbiriyle yer değiştirilmesi doğru olacaktır. Çünkü karbonhidratlar enerji verir, vitaminler vücudu hastalıklardan korur. Altıncı soru yukarıda. Evet. Bir öğrenci aynı tür naylon poşetlere ekmek, elma ve peynir dilimlerini koyup poşeti hava almayacak şekilde kapatıyorum. Poşetleri aynı ortamda 3 gün süreyle beklettikten sonra poşetlerde şekildeki gibi su damlacıkları birikiyor. Öğrenci sadece bu gözlemine göre aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap arıyor olabilir? besinlerin yapısında su bulunuyor mu? Yedinci sorumuz buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Pelin'in öğretmeninin anlattıklarından biridir? Pelin bir gün annesiyle alışverişe çıktığında öğretmeninin Fen bilimleri dersinde besinleri satın alırken ve tüketirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattığından bahsetmiştir. Paketi açılmış olsa da besinleri satın alabiliriz. Hayır. Doğal ve taze besinleri tüketmeliyiz. Olacak. Sekizinci sorumuza bakalım. Bir öğrenci sağlıklı ve dengeli beslenmeye uygun olarak kahvaltı için tablodaki besinlerden seçim yapıyor. Hangisi olamaz? Baktığımız zaman gazoz olamaz. Zaten gazozu yazdığımız zaman direkt cevabı ortaya çıkıyor. Diğerlerine bakalım. 6. Kremalı bisküvi. Hayır. Pasta. Hayır. Evet. 9. Öğrencilerin verdiği cevaplar doğru olduğuna göre öğretmen hangi soruyu sormuş olabilir? Enerji ihtiyacımızı karşılamak için, yapıcı onarıcı maddeleri vücudumuza almak için, hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmek için. Tabii ki burada öğrenciler besinlere neden ihtiyaç duyarız sorusunu sormuş olabilir öğretmen öğrencileri. 10. sorumuz Besinler içeriğine göre sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi proteince zengin besinler grubunda bulunmaz? Et, balık, yumurta proteince zengindir. 11 Aşağıdaki besin içerik eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Makarna, karbonhidrat doğru. Portakal vitamin doğru. Süt ve süt ürünleri doğru. Pirinç, yağ demiş yanlış. 12. Paketli gıdaların son tüketim tarihleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Geçen gıdalar tüketilmelidir. Hayır. Paketli gıda alırken son tüketim tarihi en yakın olan tercih edilmelidir. Hayır. Tüm besinler hangi ortamda saklanırsa saklansın son tüketim tarihine kadar daima taze kalır. Hayır. Son tüketim tarihi geçen gıdalar zehirlenmeye neden olabilir. Tabii ki. 13. Görselde besin grupları farklı büyüklüklerde verilmiştir. Bu bölgelerin farklı büyüklüklere sahip olması neyi gösterir? En çok ve en az tüketilmesi gereken besin maddelerinin neler olduğunu göstermek için büyüklüklerini ona göre ayarlamış olabilirler. Su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Düzenleyici görevi yapar. Sağlık için yeterli miktarda tüketmeliyiz. Su tüm canlılar için önemli ve gereklidir. Su kaynaklarını borca kullanıp harcalanmalıdır. Değil tabi ki. Tasarruflu kullanmalıyız. Yeterli ve dengeli beslenme için aşağıdakilerden hangisi kahvaltı menüsünde olması uygun değildir? Cips. 16. Besinler bulundukları içeriğe göre gruplandırılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi protein bakımından zengin bir besindir? Evet. 17. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur demiş? Vücudun ihtiyacı olan besinlerden ihtiyaç kadarı tüketilmelidir. 18. Aşağıdaki besinlerden hangisi bitkisel kaynaklıdır? Tabii ki biber. Aşağıdakilerden hangisi besinleri tüketirken yapılan yanlış davranışlardandır? Mermi ve sebzeleri bol su ile yıkamalıyız. Doğal besinler yerine bol katkı maddesi hayır. Tercih edilmelidir demiş. Yanlış. Vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapan vitaminler bizleri hastalıklara karşı korurlar. Buna göre aşağıdaki besinlerden hangisi içeriğinde daha fazla vitamin bulunduran, bulundurarak bizleri hastalıklara karşı koruyan besindir? Tabii ki burada meyve ve sebzeler